Bugün Seler Pazarı'ndayız. Bu pazardaki fiyatları göstereceğiz. Bu pazara ben de ilk defa geliyorum. Çok hafifçe hemen gezdim. Fiyatlar bu hafta düşük gibi. Yayınlamak böyle. Hangi yayını alıyorum? Yazarsak M-A-İ ile. Bucan da daha yakın. Önce fiyat... Haftalık değişiyor aslında. Kabak, patlıcan ve salatalık gibi şeylerde çok bir değişiklik yok. Domatesler burada biraz değişken. 8 liradan başlayıp 25 liraya kadar çıkıyordu. Neyse, izlerken siz de göreceksiniz. Marullar burada biraz daha uygun. Şeyler, yeşillikler ne kadar? 2 tane 15 lira. Bu arkadaşlar yeşilliklerde tane 15, 2 tanesi 15'miş. Hangi ne? Yok, çekmemiştim. Şimdi video çekiyorum. O fotoğraftı. YouTube, Nail Tufan. YouTube. Televizyon kanalı zannediyorlar ama televizyon kamerası böyle olmuyor tabii, daha bir GoPro ile çekiyorum. Biraz önce kamera çekeyim dedim ama kameranın şarjı bitti. 3-5 tane olunca, öyle olunca ben de ne yaptım? Telefon kamerasıyla çektim. Biz de buradayız. Tamam, geleceğim. Hadi yürü. Eriklerin fiyatını göremedik. Hoş geldiniz. Erikler ne kadar? Erik 25 lira. Arkadaşlar, erikler de 25'miş. Fiyat yazılmıyordu ama sorduk, sizin için öğrendik. Yeşillikleri burada soralım. Marullar ne kadar? Vallahi 20. Marullar 20, yeşillikler? 10 lira. 10 lira. Tamam, teşekkür ederim. Diğer pazarlardan çok bir farkı yok. Yeşillikler 10, marullar 20-25 arası muhtemelen. Limonlar yeni çıkmış ama soralım mı? Tam meşgul, neyse sonra. Zaten fiyatlı olan limonlar da var, oradan bakarsınız arkadaşlar. Merak eden havuç fiyatları normale döndü sayısı. Daha önce kışın 50 liraya çıkmıştı. Bu pazara ilk defa geldiğim için pazarcılar beni tanımıyor, ben de onları tanımıyorum. Merhaba der misiniz demek istemiyorum. Bazen antipatik olabiliyor. Onun için
İlla görünmek isteyen olursa ancak o şekilde çekeceğim, yoksa çekmeyeceğim. Biliyorsunuz daha önceki pazarlarda işte ne bileyim fotoğraf falan da çekmiştim. Onları da videonun ilk başında yayınlamıştım. Yani Uncalı pazarında ve Ünsal pazarında epeyce çekim yaptığım için hem onlar beni, ben de onları tanıyorum. Hani kimine tepki verebileceğini şey yapabiliyorum ama burayı bilemiyorum tabii. İlk defa çektiğim için de göreceğiz. Muzların fiyatları yok ama daha önce gezdiği bölümden bakmıştım. Orada da yani diğer pazarlardan çok bir farkı yoktu. Yaklaşık 30 civarında. Merhabalar. Merhaba demek istiyormuş beyefendi. Merhaba. İyi günler. İyi satışlar. Burası da bir kapalı pazar alanı arkadaşlar. Onun için içerisi biraz boğucu olabiliyor. Galiba iki bölümden oluşuyor. Giysi bölümü de var anladığım kadarıyla. Diğer bölümde giysi de var. Bir gün de orayı çekeriz. Bugün yine tabii sadece meyve sebzeleri göstereceğim size. Sırayı şaşırmamaya çalışıyorum. Dolayısıyla bütün fiyatları göstermeye çalışacağım. Merhaba demek istiyormuş tamam. Bazı savcılar şey sempatik oluyorlar da bilemiyorum. Burada fiyatlar yok. Şurada yeşilliklerin fiyatı var. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Üzüm çeşitleri 35. Hepsi zannedersem ama evet hepsi 35. Şurada çok çeşitler de var. Bazen fiyatlar değişik gösteriyor ama belli değil. Şeftali fiyatları da büyüklüklerine göre değişiklik gösteriyor ama bir artış içinde. İncir fiyatları neredeyse yazdan beri hiç değişmedi. 50 ile 70 arasında değişik gidip geliyor. Çilek fiyatları çok değişkendi. Bu aralar artık çok az bulunuyor. İlk çıktığı zamanlar çok daha fazlaydı. Buradaki fiyatı ne kadar? Kilo 80 lira. Kilo 80 liraymış arkadaşlar. Geçen hafta 50 idi. Bu hafta 80'e çıkmış. Muz fiyatları dediğim gibi 30-35 arasında. Her 1 liraya 15 liraya. Bunu çekme. Bu küçükleri çek. Neyi? Küçükleri mi çekeyim? O da küçükleri çek, onlar daha ucuz diye. Şurada da evet şey fiyatları düşmüş olanlar var ama bunlar ne? Gerçi bunlar da doğaldır. Çürük olduğuna göre muhtemelen doğaldır. Bunlara görmezden gelmeyin arkadaşlar. İlaç olmadığını gösterir. Limonlar dediğim gibi çıktı. Yeni mahsul zannedersem. Limonlar ne kadar? 15 kilosu. Fasulye? 30. Kereviz? 25. Tamam. Şu şey pırasa? Evet 25'miş arkadaşlar. Satışlar. Jelepona arkadaşlar ya ucuz da bu pazarda biraz daha uygundu. Daha önce 40'a görmüştüm. Burada 20. Şurada da 25'e neydi bunun adı? Kornişon, kornişonlar var. Ankonlar, ankonların fiyatları hiç değişmedi. 8-10 arasında değişiyor yine. Burada da aynı. Çöp gibi. Salatalık fiyatları değişken. 8 ile 15 arasında değişiyor. Görebildiğim kadarıyla. Biberler de 20-30 arasında değişiyor. Domuz biberler bunlar da çok değişken ya. 20'ye de gördüm. Sanırım 40'a da gördüm ama çok emin değilim.
Neyse 20-30 civarı diyelim. Görebildiğim kadarıyla. Patlıcan fiyatları da 15-5 de 15 arasında değişiyor. Dediğim gibi biberler de 20. Köşe gördün mü? Gördüm gibi hatırlıyorum ama bu pazar mıydı, diğer pazar mıydı onu hatırlamıyorum. Bunlar artık kış meyve sebzeleri, pardon kış sebzeleri. Bunlar da çıkmaya başladı. Kabaklar 10 lira civarında. Burada Antalya'da daha önce başka pazarda görmediğim şey adetler var. Örneğin poşete koyup işte ucuz fiyatlara satılan ürünler var. Lahanalar 20 var burada. Şurada da biraz daha irileri 40 var. Tane arkadaşlar bunlar. Bunlar da poşetlenmiş ürünler. 10 lira. 10 lira. Her şey hani 1 milyoncu gibi değil. Limonlar da 10 liradan başlıyor ama bunlar biraz daha çok minik. Ortalaması 15 civarında. Kavunlar var ama kiloları belli değil ama daha önce sorduğumda 10-15 arasındaydı. Değişiyor onlar da. Mandalinalar Hatay'dan geliyor. Her tarafta Hatay mandalinası diye görüyorum. Yoksa 15 ile 25 arasında değişiyor arkadaşlar. Pardon 10 ile 25 arası. Hemen civarında 10 liralık varmış ama bunlar da çok minik. Muzlar da burada 35 ile 40. Bak öbür tarafta 80'e satıyorlardı söyleyeyim sana. Sana gene 80'e. Bana değil gelenlere soracaksın. Merhaba demek istiyor musunuz? Merhabalar. Merhaba diyormuş. Merhabalar. YouTube. Nail Tufan YouTube. YouTube mu? Cuma günü şeye koyarım yayına. Yani yarın. Kurguyu bitiririm inşallah da. Akşam 8'de. Nail Tufan. Nail Tufan. Hı. Bir tane kucağında köpekle şeyim var. Fotoğrafım. Fasulyenin fiyatlarını alabilir miyiz? Fasulye 30 lira. 30. Beyaz barbunya. Beyaz barbunya 60, 70. 60. Şu Ayşe kadın. O da 50 lira abi. 50 lira tamam. Evet. Domates 20 lira. Bu pazar biraz büyük arkadaşlar. Onun için herkesi çekemeyebilirim. Ama hani ortalama fiyatları görebilin diye mümkün olduğunca çok fiyata ulaşmaya çalışıyorum. Meşe marul gördük arkadaşlar. Ortalaması 20 marulların. Ispanaklar 30-40 arası değişiyor. Pırasalarda biraz önce sormuştuk kaç demişlerdi. Sanırım 25 ya da 35 demiştik. Tam emin değilim. Beyaz fasulyeler 60. Bamya bunlar biraz iri yalnız. Bayağı iri. Bunlar kızartmalık bamya zannedersem. Kilosu 30. 15. 25. Dolmalık biberler bunlar büyük. Epeyce bir kilosu 10 liramış ama biraz kalırmış yani şimdi fark ettim. Gerçi bunu ev hanımları daha iyi bilecektir. Ben bir türlü seçemiyorum çünkü bunları.
ince olacak falan diyorlar ama ince kısmını ya ben anlamıyorum ya da şey yapmıyor. Neyse dolmak biri. Ben satıcıya seçiyorum genelde alacağım zaman. Siz öyle yapabilirsiniz. Yani sonuçta satıcı olduğuna göre seçmesini biliyordur diye tahmin ediyorum. Bunlar Granny Smith'ler arkadaşlar. 25'miş. Diğer tezgaha geçelim. Şurada biber çeşitleri var. 25. 15. 20. Şunlar da 13 arkadaşlar. Benzer şekilde. Bu biraz daha koyu olan. Bu da 13. Kornişonlar burada 25. Şunlar da 7 salatalık gibi kornişon. 15. Mısır fiyatlarını yazmamışlar ama 5 ya da 6 tanesi 50 lira diyorlar genelde. Satıcı başında olmadığı için soramayacağım. Sarımsak fiyatları 80-100 arasında değişiyor. Gerçi ünsal pazarında 250'ye de vardı. Ya da espri için söyledi bilmiyorum. Ben de tam videoyu çekerken söylemiş. Ya da geleceğimi gördün, ne yaptı? Gelecekte bu kadar olacak, şimdiden alır mı demek istedi. Gerçi bunları alsan da çok hani saklaması zor oluyor ya. Ben dolaba koyuyorum. Dolapta hani filizlenmesi biraz daha uzun sürüyor. Görülce 30'muş. Fasulye burada ilk defa gördüm. Belki pazarda yoktur bilmiyorum. 25 oldu. Yani bu pazarda yoktur. Öbür pazarlarda görüyorum da. Gerçi pazara da ilk defa geliyorum ya. Dolayısıyla hani başka yerde de olabilir. Gezerken göreceğiz. Domatesler ne kadar? 20 lira. Bunlar 20 lira arkadaşlar. Biraz daha küçük kırmızı olanlar da 10 lira. Kavunların tanesi 30 lira arkadaşlar. Bunlar bal kavunu dediğimiz galya cinsi kavunlar. Şeyler, karpuzlar ne kadar? Kilo 10 lira. Kilo 10 lira. Karpuz onları kilosu 10 liraymış. Yalnız bunlar arkadaşlar bayağı bir büyük. Herhalde 10 kilo gelir. 10 kilo gelir mi? 10 kilo gelir mi bir tanesi? Evet. 18 ile 12 arasında değişiyormuş kilosu arkadaşlar. Şöyle herhalde yarımda satıyorlar bu durumda. Heh, teşekkür ederim. Benim için izleyiciler için koyuyor. 25 lira. Domatesler de dediğimiz gibi değişiyor arkadaşlar. Ama hani geçen haftaki 40 değil, bu hafta 20'ye görüyorum. Gerçi boyutta da değişiyor ama o da farklı bir etken olabilir. Şu turşuluk biberler var. Kilosu da 40 liraymış arkadaşlar. Şöyle minik minik. Burada buna cin biber deniyor. Çok acı oluyor. Hani turşusu da güzel. Şunlar da kapyalar. Kapyalar. Şu 20 kapyanın fiyatı mı? 20 lira. Evet, kapyalar da 20 liraymış arkadaşlar. Merhaba. Yumurta fiyatları ne kadar? Abi her hafta geliyor. Bugün salı geliyor. Biliyorum. Bugün boyunca bir de buraya geliyor. Evet, her hafta bir tane video çıkartmaya çalışıyorum. Bu hafta iki video. Orada. Ünsal, teşekkür ederim. Yok yok, teşekkür ederim. Ne kadar yumurta? 100 lira, 120 lira. 100 lira, 120 lira. Tane olarak söyle bari ya. Tane 4 lira. Tane 4 lira. Bunlar da mı aynı? Yok, bu 95, burası 100. Burası 3 liraya girer tanesi. Tamam, şunlar arkadaşlar 3 lira, şunlar 4 lira. Tamam. Yufkalar bir yere artmıştı. Artış var mı? Aynen. Yok, aynen. Ne kadardı kilosu? Aynen 50 lira abi. 50 lira, tamam. Peynirler için fiyatları yok. Bir çeşitler 200. Peynir çeşitleri 200. Köy peyniri 150. Normalde 100 lira. Tamam, 100 ile 250 arasında değişiyor yani. Tamam, anladım. Zeytinler de değişiyor. Neyse arkadaşlar, şurada bir baharatçı gördüm, ilginç. Fiyatları da var.
Baharatlara bakın. Bu baharatın bir sürü baharatı var. Gördüm ben, fazla baharat çeşidi burada olabilir. Bir yerde daha görmüşüm. Belki aynı baharatçıdır, bilemiyorum. Şuralarda fiyatları da var. Muhtemelen o zaman yabancılara hitap ediyor olabilir. Çünkü onlar biliyorsunuz fiyatsız alışveriş çok yapmıyorlar. Arkadaş çok hızlı gittiğimi düşünüyorsanız mümkün olduğu yavaş edin ama videonun o kısmını durdurup merak ettiğiniz ürünün fiyatına bakabilirsiniz. Ben mümkün olduğunca hepsini çekmeye çalışıyorum. Yumurta muriyatları muhtemelen burada da aynı. Rakip oldukları için çok değişmiyordur. Burada işte 20 tanesi 80, 20 tane 84 lira civarında. Beyaz ya da kahverengi olması galiba değiştiriyor olabilir. Turşu fiyatlarında değişik var mı arkadaşlar, onu bilmiyorum. Çok turşucu görmüyoruz galiba son gittiğimiz pazarlarda. Neyse, bir ara tekrar liman pazarına gideriz. İşte turşu fiyatları da oralarda oluyor çünkü. Ünsal pazarında geçen hafta göremedim. Arkadaşlar. Çekeyim mi çekmeyeyim mi? Tamam. Ne? Tamam. Merhaba da demek ister misin? Merhaba da demek ister misin? Yok, tamam. Tamam, sana kıyak yapayım o zaman. Evet, ablamız çekebilirsin. Sorun değildi. Biraz önceki çekmemi istemedi. Onun için tabii videodan çıkaracağım. Sampedik ablamız kendisi çıkmasını istemedi ama evet, buradan giriyormuş ya. Yeşilçam müzikleri falan çok güzeldi. Buradan. Ha. Telif yemeyiz umarım. Aa, çok güzel dekor etmişler burayı. Eski Yeşilçam müzikleri falan, şey dekorasyon falan da öyle. Gelirseniz bulun burayı. Biraz önce yani şey çekilmesi istemeyen peynirci niye çıkaracağım? Çünkü markası görünüyordu, onun için çıkaracağım. Eğer çekilmesini istemiyorsa tabi markasında görünmesine gerek yok, değil mi? Siz çekme... Tamam. Soruyorum. Hem markalarını koruyorlar, ondan sonra da şey çekme çekme demek ne oluyor anlamadım. Evet arkadaşlar, kuru yemişlere geldik. Bazılarında fiyat var, bazılarında yok. Olanları göstereyim size. Kuru yemişi de yok burada. Gelsin. Ah sağ ol. Ah, yok dedim, geldi. Ah merhaba. Fiyatları gösteriyorum da. Tamam. Yardımcı oluruz. Tamam. Nasıl yardımcı olacağız? Başladığınızda olacağız. Tamam. Yardımcı olacağımızı göreceksin. Tamam, şuraya istersen merhaba de, orada senin ne olduğunu anlasınlar. Tamam. Kaşı mı geçin? Şuraya, ha evet, burada biraz zor olur, ters ışık bir de. Fiyatları da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu arkadaş da merhaba demek istiyormuş. Geldiğiniz zaman bak şeyi de gösterelim. Ha tamam, orası da varmış, diğer yeri de varmış. Orayı da göstermek istiyor. Merak ettiğiniz fiyatlar varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Bir sonraki gelişimizde sorabiliriz. Siz lokumları anlatın isterseniz. Ha, tamam, merhaba demiştim, bir daha mı değil? Hatta bizi bulduklarında hatta burayı çeker misiniz? Orayı çektim galiba burada. Şey. Tamam. Tamam, sağ olun size de. Evet. İşini nasıl yapılması gerektiğini bir esnaf böyledir tabii ki.
çekimler yok, olmasın olmasın deyip yani ne yapacaksın, kendini mi satacaksın? Dükkanı açmadığına göre pazardaysan zaten çekim engelleyemezsin. Hadi engellesen bile ne yapacaksın, ne diyeceksin? Reklamını yapacaksın, yapman gereken o. İşte bilmem ne kuru yemiş diyeceksin, şey diyeceksin, değil mi? Burada arkadaşlar size kuru bakliyat fiyatlarını uzun süredir göstermiyordum. Onları göstereyim. Yazın çok olmuyordu galiba ya da ben fark etmedim ya da çektiğim pazarlarda yoktu, bilemiyorum. Şurada göstereyim size. Merhaba. Reklam parasını alırız ama ha. Tamam. Söyleyeyim. Tamam. Tamam. Reklam bütçesini çıkarttın mı? Reklam parasını alırız. Normalde reklamı yapılan öbürüne para öder. Kendi ağzına düşüyorsun. Bizim iş ayrı. Tamam, çıkarayım o zaman. Espri yapıyorlar da bu esprileri ben de anlamıyorum ya. Pardon, şöyle geçebilir miyim? Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz fiyatları. Sıkma zeytinyağları yazmamış. Ama bir önceki pazar videosuna şey yaptığımıza göre yeni sezona zeytinyağlar 750'den başlıyor, giriş yapıyor pazarlarda. Muhtemelen marketlerde daha pahalı olacaktır diye düşünüyorum. Börülce bir tane daha gördük arkadaşlar. Fiyatını soralım. Börülce ne kadar? 40 lira. 40 liraymış arkadaşlar. İkinci börülce. Demek ki börülceler 30-40 arasında değişiyor. Üretici olduğu için fiyatları yazmamış. Abim benim. Beni çekmeye mi geldi? Süt aramsı geldi. Merhaba. fiyatları da yazsaydın da gösterdik. Genelde ben fiyatları çekiyordum. Tamam. Hangi bir fiyatını öğrenmek istiyorsun abim? Levreğin, hamsinin. Hamsi 100 lira. Hamsi 100 lira. Levrek? Levrek 150 lira ufaklar. Levrek. Çipura? Çipura 200 lira. 200 lira. Başka ne kaldı? Somon. Barbunya'yı ve somon barbun da söyle. 200. Barbun 200. Mercanlar tutuluyor. Başka? 200'e var, 100 liraya var. Levrekler ha. Kaç tane? Levrek 250'ye var, 170'e var. Değişiyor. Değişiyor. Tamam, anladım. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Aa, karidesle kalamarı da söyle bari ya. Kalamar 300 lira abi. Kalamar 300 lira. Karides? Karides 200. 200. Tamam. Öyle mi çekeyim? Psikopat gibi çık istersen. Burada da fiyatlar yok arkadaşlar. Sormayalım. Gümüş yapayım o zaman. Fiyatları olan yok galiba. Neyse, hiç şey tezgahta sormuştuk. Fiyatları aşağı yukarı aynıdır muhtemelen. Hamsiler sezon olduğu için çıktı. Merhaba mı demek istiyorsun? Kalite, merhaba. kalite. Fiyatları da söyle bari. Abi fiyat 70, 1,5 100 lira. Tamam. 1,5 100 lira. Hamsi burada 70 liraymış arkadaşlar. 1,5 kilo 100 lira. Levrek ne kadar? Levrek ve çipro fiyatını da söyler misin? Levrek çupra abi. Levrek çupra 170 lira abi. İkisi aynı var. Mi? Bugün var ya, ha. Bu pazarda herkes ucuz balık yiyecek. Tamam, canlı yayın değil yalnız. Cuma olsun. Günü yayında. Cuma günü mü yayında? Evet. Yaz. Keyfo balıkçılık. Ha, ne? Keyfo balıkçılık. Tamam, neyse. Kurulu başkanımız Hüseyin Ataş. Yani keyif. Hemen sağında, evet. Keyif. Balık için keyif için. Tamam, evet. Tamamen keyif için. Kampanya var. Nasıl olur? Mısırını ararsanız arkadaşlar, balık sezonunun hemen, balık tezgahlarının hemen yanında mısırın da satılıyor. İsterseniz alabilirsiniz. Sizde de yok galiba fiyat. Sizde de yok.
Fiyat yazmaya korkuyoruz diyorlar. Olabilir. Gerçi sezon yeni açıldı, bilemiyorum da. Yani ortalama fiyatları ben de sormuştum zaten. Şuradan devam edelim. Genelde arkadaşlar hamsi 70 ile 100 arasında değişiyor bu hafta. Ya niye almıyorsun 1 kilo ya? Şeylerde 170 ile 200 arasında, 250 arasında değişiyor. Ya şöyle. Ölüyorum ateş. Üretici pazarlarını da göstereyim arkadaşlar. Pazarın dışında yine ürünler gayet taze görünüyor. Fiyatları yok. Fiyatları söyler misiniz? Dolmalık biberler ne kadar? 35. Kapya? 35. Fasulye? 50. Üzüm? Üzüm çeşitleri ikisi aynı mı? 40 lira. Barbunya 75. Barbunya 75. Kabak? Kabak 15 lira. 15. Salatalık? 20 lira. 20. Domates? 25. Orası tamam, orası başka. Merhaba demek ister misiniz? Teşekkür ederim. Kameraya. Teşekkür. Evet mi hayır mı? Ona göre çekeceğim ya da çekmeyeceğim. Haberci misiniz? He? Haber mi? Haberci mi? Yok yok, YouTube kanalı. Dur neyse, çok uzadı bu. Neyse. Tamam. Tamam. İzlersin, eğer izlersen beğenirsen bir sonrakinde şey yaparsın, merhaba dersin. Şimdi çok emin olamadığım için dediğim gibi şeyi de tanımıyorum. Hem esnafı tanımıyorum hem de pazarı tanımıyorum. Onun için izin almadıkça çekim yapmıyorum. O nedenle soruyorum önceden. Gerçi diğerine de soruyorum da yani, çünkü insanın bir günü diğer gününe benzemeyebilir. Dolayısıyla hani yine de şey yaparken izin alıyorum. Hani gördüğünüz gibi sadece fiyatları gösteriyorum. Fiyatlar üstüne görünmek istemiyorsa da es geçiyorum. Yoruldum arkadaşlar. Yorucu, büyük bir pazardı. Ama hani görebildiğim kadarıyla üretici pazarında daha... Hangi pazarda karşılaşmıştık? Pazartesi. Ha doğru, şeydi değil mi? Aynen. Olabilir bak. Yok, bugün değişik pazara geleyim dedim de bu pazara ilk defa geliyorum. Çekim yapayım. Sen de geliyormuşsun o zaman demek ki. Üretici pazarı dediğim gibi. Abla hemen beni taradı. Beni mi takip ediyorsun dedi. Pazartesi de çekim yapmıştın dedi. Fiyatlar aynı mı o zaman pazartesiyle? Aynıymış. Arkadaşlar fiyatları ablanın merak ediyorsanız aynı. Gerçi nasıl anlayacaksınız anlamadım ama neyse. Ünsal pazarındaki fiyatlarla üretici pazarındaki fiyatlar aynı. İmiş. Ne kadar patlıcanlar? 10, 15. Arkadaşlar şunlar 10. Şunlar 15'miş. Elmalar 15. Ben patlıcancının oradayım. Şurada domatesler var. Yine üretici bölümünde. Domatesler 25'miş. Kızılcık da varmış. Kızılcıklar ne kadar? Aynı anda sorduk. 40 liraymış arkadaşlar. 40 liraymış. Pardon, geçebilir miyim bir? Geçemedim. Biberleri de sorayım arkadaşlar. Bu cin biberler, mor biberler falan var burada. İçeride 40 liraydı. Burada ne kadar bakalım üretici pazarında. Şu biberler ne kadar? 80 liraymış. Çok fark oldu. Abi bir tanesi oradan ucuz ucuz. Niye bu kadar değişik oluyor ya, anlamadım. Taze diye mi acaba, ya da yeni mahsul olduğu için mi? Diğeri belki yeni mahsul değildir. Buraya da merhaba istiyormuş. Demek ki onları takip edeyim. Ünsal pazarına gelenlerin bir kısmı demek ki buraya da geliyormuş. Ben demek ki buraya ilk geldiğim için yeni görmüş oldum. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Şuradan erik fiyatlarına bakalım arkadaşlar.
Orne veya komposto ya da pestil yapmayı düşünenler varsa fiyatlar bazı pazarlarda gayet uygun duruma gelmiş. Kümürdümlerde 12. Bu da 12. Kiviler değişken. Burada kilosu. Bunlar biraz minik. Herhalde onun için uygun fiyatla. Elmalar 20-25 civarında değişiyor. Bunlar boyutlarına göre değiştiği için. Merhaba demek istiyorum şurada. Beni de çek, beni de çek deyince tamam dedim. Pardon, geçebilir miyim? Evet. Birisi daha müşterilerden biri. Merhaba demek istiyormuş. Tamam. Hop, dikkat. Çocuk ayağıma takıldı da düşüyordu az daha. Sen de mi merhaba demek istiyorsun? Sen de mi demek istiyorsun? Yok, o demek istemiyormuş. Fiyatlar burada yok. Onun için es geçiyorum arkadaşlar. Çünkü çok ürün var. Hepsini sormaya kalkarsam video yine çok uzun olur. Geçen hafta 50 dakika oldu. 50 dakika biliyorum çok uzun. Ben de olsam ben de hepsini izlemezdim ama en azından bir yarısını izleseydiniz ya. Değil mi? Buradan sizin için de dile getireyim. Bunlar yeni çıktı arkadaşlar ve koşuya 50 ile başladı. Narlar da yeni çıkmıştı biliyorsunuz. Kiloları 35. Mandalina standarda ulaştı gibi 15 ile 25 arasında değişiyor. Yayla satıyor, yayla. Zeytinyağı fiyatları zannedersem değişecek ama şurada var. Yayla domatesi, yayla. Bu sucuklar da bilmiyorum hani tattırıyorlar falan ama tane 62 tane 100. İki pazarda gördüm sucuk. Hani diğer pazarlarda görmüyorum. Bunlar da çok küçük fiyata çekiyorlar. Şey satıyorlar ama hani neyti olduğundan doğrusunu isterseniz emin olamıyorum. Çünkü normalde kasaba giderseniz ya da en uygun markete gitseniz yani 250-300 arasında et olmadığına göre hani onlar o kadar nasıl mal ediyor bilmiyorum. Ya tavuktur ya da başka kanatlı olabilir. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Öyle umarım değildir. Gerçi birisi şey demişti o bunun için. Ne demişti? İşte şey. Etin işte kafa etinden falan yapılıyor demişti ama onlar da o kadar ucuzlayabilir. Onun da çok emin olamadım ya. Sakatçılara gidip sormak lazım. Şöyle bakayım biraz trafik sıkıştı.